Evet çocuklar. Bu ünitedeki son konumuz directions yani yönler. Kelime bölümünde, kelime videomuzda zaten yönlerden bahsetmiştik ama tekrar etmekte fayda var. North kuzey, south güney, west batı, east ise doğu demekti. Bir yerin Doğuda mı, batıda mı olduğunu öğrenmek için ver sorusunu soruyoruz. Yani nerede sorusunu soruyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklar dört tane ilimizi yazdık haritada. Samsun, Van, Adana, İzmir. Samsun ülkemizin north kısmında yani kuzey kısmında. Adana south kısmında yani güney kısmında. İzmir west kısmında, batı One ise east yani doğu kısmında oluyor. Where is İzmir? Sorumuzun cevabı oldukça basit aslında. Daha, cenden, daha önceden de biliyorsunuz. It is in the west yani o batıda. İzmir batıda. İzmir cansız bir varlık olduğu için zamir olarak it kelimesini kullanmamız lazım. It is in the west. Diğer sorumuza bakalım. Where is Samsun? Samsun nerede? Samsun ülkemizin kuzey kısmındaydı. Cevaba bakalım. It is in the north. Yani o kuzeyde. Where is Adana? Cevabımız yine basit. It is in the south. O güneyde. Where is Van? It is in the east. Bu sefer dünya haritası koyduk. The USA var, yani Amerika Birleşik Devletleri. Britain var, Britanya. Bir de Japan var. Yani Japonya. Sorularımız şunlar: Where is the USA? Where is Britain? Where is Japan? Çocuklar, yine elinizdeki kaleminizi, kağıdınızı alın lütfen. Kendi cevaplarınızı verin. Birazdan cevapları beraber kontrol edelim. Videoyu durdurun, cevaplarınızı yazın ve cevaplarınızı yazdıktan sonra tekrar videoyu oynatın. Evet, cevapları hazırladınız biliyorum. Ama ondan önce bir yönleri tekrar edelim. Ondan sonra cevaplarımıza bakalım. Üst kısım North yani kuzey. Alt kısım South yani güney sol taraf west, batı, sağ taraf ise east bu haritaya göre. Where is the USA? Amerika'nın batıda olduğunu net olarak görebiliyoruz. O yüzden cevabımız ne olmalı? It is in the west. Britanya'nın ise dünyanın kuzey kısmında olduğu açık. Cevabımız ne olacak? It is in the north. Japonya ise dünyanın doğu kısmında olduğu için cevabımız it is in the east olmalı çocuklar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.